Soruda şuna dikkat etmek lazım. Koni görüntüsündeki şu şemsiyenin uzunluğu değişmeyecek. Bakın uzunluk değişmediği için de biz onu referans alacağız. Başlangıçtaki yarı çapı bize 7 vermiş sorunun ilk kısmında. Şu uzunluk 7. Yükseklik 24. 7, 24, 25'ten ana doğru 25. İşte bu ana doğru ikinci durumda da değişmeyecek. Bak böyle 25 olacak. Sonra yükseklik. ikinci durumda tüm yükseklik 37. 22 çıkarırsam 15 olacak. 15 20 25'ten ikinci yarı çapımız 20 gelir. C şıkkı. Şimdi AB 1 metre verilmiş ee, ve CD de 1.4 metre verilmiş. Şimdi AB 1 metre. O zaman tek bilinmeyenle bir değişken yapalım arkadaşlar. Öbür türlü nasıl yapacağız? Ekstra bir durum yok. Hemen şunu kullanırım. Buraya A diyeyim. Sonra arkadaşlar 1 eksi A diyeyim. Dikkat edelim. Döndürmede uzunluk değişir mi? Hayır. Tabii ki şöyle bir K harf verirsem KD de 1 eksi A'dır. O zaman burası böyle oldu. Sonra ikinci durumda burada bize 1.4 verdiği için CD'yi 1.4'ten 1 eksi A çıkarırsak şu uzunluk da 0.4 artı A olacak. İşte bu sayede arkadaşlar şunu göreceğiz. Bu başlangıçta bir küptü değil mi? Ve küpün şu AK kısmını biz kaldırdık yukarı. AK bakın burası. Buraya A yazıyorum. Alttaki kısım 0.4 artı A. O zaman kübün bir kenarı 2A artı 0.4. Hemen şuna dikkat et. Zaten burası da kübün bir kenarı değil mi? Bakın şöyle bir kenarı yine bir kenarı. Oraya ne demiştim ben? 1 eksi A. O zaman bunlar işte birbirine eşit. Bu tam böyle yeni nesilli, hani gerçek manada yeni nesilli hak eden soru. 3A eşittir buradan. 0.6 oldu. A arkadaşlar 0.2. Dolayısıyla A 0.2 olduğu zaman şimdi biz kübün tüm hacmini bir bulalım. A 0.2 ise yerine yaz 0.8. Bu da ne yapar? 80 santim yapar. Dolayısıyla 80 santimin kübü eksi. Bize ne, nereyi soruyordu? Kapağı. Kapak da arkadaşlar bir kenarı A 0.2 olduğu için 20 santim. 1 eksi A'dan zaten burası 0.8 yani 80 santim. Demek ki bu da böyle oldu. O zaman 80 parantezini alalım. Tabi alanını hesapladık hacmini hesaplayacağız dur. 20 çarpı 80 çarpı 80 sonuçta bu tabanı 80'e 80 olan yüksekliği de 20 olan bir kare prizma değil mi? Dolayısıyla 80'in karesi parantezini aldım. 80 eksi 20. 80'in karesi çarpı 60'dan da Hemen bakıyorum bu 6400 çarpı e, burası da 60. Şıklarda benim bulduğum cevap var mı? Yok o zaman bakalım 4'ün kübü şöyle 10'un kübü çarpı 6. Ha, bakın şimdi bu da zaten üstleri aynı olduğu için 6 çarpı 40'ın kübü oldu. D şıkkı. Yanal alanı taban alanının 2 katı demiş. Şimdi koni arkadaşlar yanal alanı hatırlayalım. Şurası L, burası R olmak üzere PRL'ydi yanal alan. Tabii katı cisimlerde bilmek önemli oluyor formülleri. E, kullanıyoruz da aktif bir şekilde bakın. Taban alanında arkadaşlar pi kare. Neymiş? Yanal alan taban alanının iki katı. O zaman buradan pi'ler zaten gitti. R'lerden bir tanesi gitti. L eşittir 2R oldu. Bundan sonra artık yarı çapı zaten bize R'yi 3 vermiş. Demek ki ana doğru 6 yüksekliği indirdiğim zaman 36 eksi 9 ya da hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30 60 90 dersin. 3 kök 3 gelir e şıkkı olur. Konideki suyu boşaltacağız ve buradaki küre tam böyle tamamen içinde kalacakmış suyun. Şu şekilde. O zaman şuna dikkat edeceğiz şu boşluklara su dolması lazım. Hemen buna bakalım. O boşluktaki suyun hacmi nedir? Nasıl bulurum? Kürenin zaten yarıçapı R olursa 4 pi bölü 3 R küp derim. Sonra silindirin şuradaki kırmızıya boyadığım silindirin yüksekliği bakın küreden dolayı 2 R. O zaman o da pi R kare çarpı 2 R. Buradan da payda eşitlediğimiz zaman 2 pi R küp bölü 3 oldu suyun hacmi. Bu aynı zamanda koniden boşalan kısmı olduğu için yarı çapı yine r pi r kare h bölü 3 dersem r kare gider. Burada e, r kalır. Sonra 3'ler gider pi'ler gider. 2r eşittir h olur. Şimdi arkadaşlar burası da 2r oldu. Toplam yüksekliği silindirin 4r. Koninin 2r. Oranlar 2 geldi c şıkkı. Kesik koninin hacmini bulurken şuna dikkat edeceğiz. Yarı çap, şimdi bize ne verilmiş? Üst 8, alt 12. O zaman bakın 8'e 12 olduğu için hemen klasik olarak kesik konileri koniye tamamlamak lazım hacim yorumu yaparken. 8 böyle, 12 böyle. Yükseklik alt kısım 15. Benzerlik oranı 2 bölü 3. O zaman şu parçaya 2x desek tamamı 3x olması için bakın x'e 15 kalır. Üst yükseklikte 30 olur. Benzerlik oranında bu e, 2 bölü 3'ün kübü olacaktır. 8 bölü 27. Üst hacim 8V olsa 6 19V kalır. Tüm hacmi hesaplıyorum. 144 pi çarpı 30 artı 15'ten 45 bölü 3. Bunun da 19 bölü 27'si şu bize sorduğu avajurun ya, e, hacmini verecek. O zaman buradan 27 böl 9'a 3... Burayı da 9'a böleyim. 16 olsun. Şöyle 9'a böleyim. 5. Buradan da 80 çarpı 19 pi oldu. 19 ile 8'i kenarda çarpalım. Buradan da 152 demek ki yanında bir de 0 var. 1520 pi oldu. 5. Döndürmelerde şuna dikkat edeceğiz şimdi. Klasik simetriyi bir alacağız. Simetriyi şöyle alıyorum. Böyle simetriyi aldıktan sonra bir de şöyle bir daire çizersek işte bakın şu görüntüden yorum yapacağız. Bu görüntüde bize şunu söylüyor. katlı e, Burada simetri görüntüsünü alıp döndürünce ha, hesaplamamız gereken hacim burası. Şimdi şunu fark ediyorum. Şu maviye boyayayım. Burası arkadaşlar eşkenar sayesinde e, şu kısmında aynısı değil mi? O zaman normalde alt kısım boşluktu. Ben alırım şu parçayı buraya taşırım. Böyle olunca bakın bir silindire döndü. Şurası bir silindir oldu. Ve silindirin hatta yüksekliği de burada 4 birim gelmiş oldu. Şimdi yarı çapa bakalım. Yarı çap içinde nasıl yapacağız? 120 olduğu için 60 derece. Burası da o zaman 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 2 kök 3. Yarı çapı 2 kök 3 olan dümdüz silindir oldu. Bak aldım bunu. Hatta karalayayım. Şöyle görün. Bakın burayı gönderiyorum. Artık burası gitti. Nereye? Alta yapıştırdım. Böyle olduğu zaman şu şekilde bir silindire döndü. Bakın burayı da artık hani düzeltelim. Tamamen oraya alta katladım. İşte size bir silindir. Yarıçapı da 2 kök 3. Karesini aldığımız zaman 12 pi yükseklikle çarptım. 48 pi'lik bir silindire döndürdük C şıkkı. Yarı yüksekliğe kadar olduğu zaman arkadaşlar tabii ki benzerlik oranı 1 bölü 2 olacak bakın. Şöyle 1'e 2 oran. Hacim oranı da bunun kübüydü. 1 bölü 8 olur. Doğal olarak üst kısım V ise tamamı 8V olması için 7V kalır. O zaman bu sayede şunu yapabiliriz. Bir e, piramit bu. Şimdi taban kenarlarının uzunluğu 12-12-144 çarpı yükseklik arkadaşlar 10 bölü 3. Bunun da ne kadarı lazım bize? 7 bölü 8'e. 24'leri sadeleştirirsek 144 ile 6 olur. Buradan da 6 çarpı 7 çarpı 10'dan 420 santimetre küp olur D şıkkı. Üçgen benzerliği gibi düşüneceksiniz bakın. Yükseklik 2 birim, yükseklik 4 birim. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman alt yarıçap 1 olur. Şimdi taban alanı pi çarpı 1'in karesinden pi yükseklik 2 bölü 3'ten suyun hacmi 2 pi bölü 3 oldu b şıkkı. 180 derece döndürürken şuna dikkat edin. Bakın şimdi arkadaşlar mesela burada şöyle döndürdüm diyelim tamam mı? Döndürdüğüm zaman şu kısım gelecek şuraya oturacak. Biz nasıl göreceğiz biliyor musunuz? Bakın şimdi izleyin. Şu böyle bir yarım koni oluşturacak. Bakın 180 derece döndürdüm. Yarı çap kaç? Orta tabandan burası 6. 61'den 36 çıkar 25. O zaman bak AD5 geldi. Şimdi yarı çapı 5 olan, yarı çapı 5 olan, yüksekliği de 6 olan bir yarım koni olacak. Şimdi biz bunu bu yönde döndürünce şu kısımda ne olacak? Bu tarafa dönmüş olacak arkadaşlar. O zaman bakın orada da nasıl bir görüntü olur biliyor musunuz? Bu ön görüntü arka görüntüyü gösteriyorum şimdi. Arkada da arkadaşlar biz hemen bakın şöyle bir silindir şu şekilde. Bunu döndürdüğümüz zaman işte 180 derece döndürdüğümüzde şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Simetriğini aldığım zaman işte arkadaşlar bu ama 180 derece döndürdüğüm için şöyle bakın yarım bir Silindirden yarım bir koni çıkmış olacak. O zaman şu yarım koni aslında tam buraya oturur değil mi? Mavi kısım kırmızı kısma tam oturur. Çünkü orası yarısı ve aynı kısım aslında. Dikkat edin bakın. Şimdi şöyle yaptığım zaman birebir benzerlik oranından dolayı. Burası da 5 burası da 5. Yine bakın birebir orandan dolayı 6. O zaman maviyi aldım kırmızının oraya oturttum. Burada yarım bir silindir elde ettik. İkisini üst üste denk getirince... Artık o zaman bu silindirin yarı çapı 5, 25 pi. Yükseklik 12 bölü 2'den 150 pi olmuş oldu E şıkkı. Karşılık kenarlarına eşit olduğuna dikkat edin. BA 12. 30'un karşısı böylece 6 oldu. Şimdi dikkat CB de 6 olduğu için karşı dik kenar yine 6. Hemen burada bir dik üçgen oluşmuş olacak. 6, 6, 6 kök 2 oldu. Böylece doğru cevap B şıkkı geldi. Burada doğru parçasına 3 birim uzaklıktaki noktalar tabi 3 boyutlu düşünmek lazım arkadaşlar. Bakın sonuçta artık özgürüz. Havada böyle aslında şöyle silindirik bir yapı. Bir doğru parçasına uzayda düzlemde değil bir doğru parçasına düzlemde aynı uzaklıktaki noktaların kümesi iki paralel doğrudur. Ama uzayda arkadaşlar bakın böyle görüyor musunuz? Aslında silindirik bir yapı oluşur burada bu şekilde. Bir de aslında şuna da dikkat edeceğiz. Şimdi bu doğru parçasına 3 birim uzaklıkta yine böyle yaptığımız zaman bir de yarım küre elde ettim. Yani bir yarım küre, bir de silindir. Yüksekliği 8. Yarı çapı da 3 olan bir silindir bir de küre. At e, buradan o zaman 9 pi çarpı 8. Kü, silindirin hacmi 9 pi e, kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi 27'nin yarısı arkadaşlar. Doğal olarak burası 2 burası da 9. 72 artı 18 pi'den 90 pi geldi C şıkkı.